Merhaba arkadaşlar. Bugün fonksiyonları birbiri türünden yazacağız. İlk sorumuzla hemen başlıyorum konuya arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bir fonksiyon vermiş bize. F fonksiyonundan bahsetmiş. Sonra f(2x) artı 1 istemiş. O zaman hemen öncelikle f(2x) artı 1'i bir hesaplamalıyız bir köşede. Ne yapıyorduk hatırlarsanız arkadaşlar? X gördüğümüz her yere 2x artı 1 yazıyorduk. Burada da tabii x'i siliyoruz ve yerine arkadaşlar 2x artı 1 yazıyoruz. Böylelikle öncelikle merak ettiğimiz fonksiyonu oluşturmuş olalım. Ne yapıyoruz? 3 parantezinde 2x artı 1 eksi 2. Bunu biraz düzenlememiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle dağıtırsak içeriye doğru ne olacaktır? 6x artı 3 eksi 2 ve fonksiyonumuz arkadaşlar 6x artı 1 olarak elde edilecek. Biz kimi bulduk şu an arkadaşlar? F içerisinde 2x artı 1'i bulduk. Ancak bize bunu sormuyor ki bu f içerisinde 2x artı 1 fonksiyonunun arkadaşlar fx türünden karşılığını istiyor. Yani şurada karşıda arkadaşlar x'ler yerine fx'lerin yer alması gerekiyor. Ne yapacağız o zaman? Bakalım ikisi arasında ortak olan bir şey bulacağız. Bizim baştaki fonksiyonumuz neydi arkadaşlar? Buydu değil mi? Dikkat ederseniz bu fonksiyonla yeni elde ettiğimiz fonksiyonda arkadaşlar ortak bir şeyler bulacağız. Ne olabilir? Örneğin mesela 3x olabilir. Ne yapacağım ben? Fx artı 2 eşittir 3x diyeceğim. Sonra her iki tarafı arkadaşlar 3'e bölersek buradan x'in arkadaşlar fx artı 2 bölü 3 olduğunu söyleyebilirim çok rahat. Şimdi getirip bu x'lerini arkadaşlar burada yerine yazarsam ne yapacağım? X'ten kurtulup fonksiyonu fx türüne dönüştürmüş olacağım. Altı parantezinde x gördüğüm her yere şu ifadeyi yazıyorum. Fx artı 2 bölü 3. Artı bir de burada bizi bekleyen 1 vardı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne olacaktır? Bu 6 ile 3 sadeleşip 2 gelecektir. Parantez içerisinde fx artı 2 duruyor. Artı 1. Şimdi 2'yi içeri dağıtırsak arkadaşlar 2 tane fx artı 4 artı 1 ve f2x artı 1 fonksiyonunu arkadaşlar gördüğünüz gibi fx türünden elde etmiş olduk değil mi? Gördüğünüz gibi karşıdaki ifade x'te değil artık fx'te. Yani fonksiyonları birbiri türünden yazmak için iki fonksiyon içerisinde arkadaşlar ortak elemanlar bulmamız gerekiyor. Bulduğumuz ortak terimleri birbirinin yerine yazacağız. Evet ikinci soruya bakalım arkadaşlar. Yine bir fx fonksiyonumuz var. Ancak bize fx artı 1'i soruyor. Hemen köşede bir yere fx artı 1'i hesaplıyorum arkadaşlar. Neydi? X gördüğümüz her yere x artı 1 yazıyorduk değil mi fonksiyonda? Bu şekilde fx artı 1'e dönüştürmüş olacağız onu. X artı 1 artı 3'ten evet fx artı 1 fonksiyonunu x artı 4 şeklinde elde etmiş olduk arkadaşlar. Ancak adam bizden istediği bu değil. Eşitini fx'li cinsten istiyor. Yani şurada x yazması yerine ne yapacak arkadaşlar? Fx yazması gerekecek. O zaman ne yapalım? Yine ne yapacağız? Merak ettiğimiz fonksiyonla bize verilen fonksiyon arasında bir ilişki kurmaya çalışacağız. X'in de ortak olan terim kim arkadaşlar? X. O zaman buradaki x'i yalnız bırakıp getirip burada yerine yazacağım. Buradaki x'i yalnız bırakmak istiyorum ya arkadaşlar. Ne yapacağım? 3'ü sol tarafa atacağım. Evet artık x yalnız bu değeri getirip arkadaşlar burada x yerine yazabilirim. F içerisinde x artı 1 eşittir. Fx eksi 3. Bunu ne yaptım? Bakın şu ifadeye getirdim. Burada x yerine yazdım. Ancak şurada bizi bekleyen bir artı 4 daha vardı. Yani fx artı 1 fonksiyonunu biz fx artı 1 şeklinde elde ederiz. Gerçekten fx'e bağlı olarak bize sorulan fonksiyonu ifade edebildik. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Yine benzer bir yapı. Zaten bugün hep benzer sorular çözeceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? X yerine 2x artı 2 yazacağız bu sefer. Burada 2x artı 2 yazdığım gibi tabii ki burada da x gördüğüm her yere aynısını yazmalıyım. Ne olacak arkadaşlar? 3 üzeri 2x artı 2. Zaten bir de önceden bizi bekleyen bir 2 daha vardı. Gördüğünüz gibi f(2x) artı 2 fonksiyonunu arkadaşlar ne yapmış olduk? 3 üzeri 2x artı 4 şeklinde elde etmiş olduk. Şimdi bu sefer işler biraz değişiyor arkadaşlar. X'i doğrudan yalnız bırakmamız çok zor. Hani üstteki bir x'i biliyorsunuz aşağı indirmek için logaritma falan kullanmak gerekiyor. Oralara hiç girmeyelim. Ne yapalım arkadaşlar? 3 üzeri x'i yalnız bırakalım. Üssüz sayılardan hatırlayacaksınız. Üstteki artılar aslında çarpmaydı değil mi arkadaşlar? Yani biz bunu 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 diye düşünebilirdik. Her iki tarafı arkadaşlar 9'a bölersek gördüğünüz gibi 3 üzeri x eşittir. Fx bölü 9 kaldı mı arkadaşlar? Şimdi 3 üzeri x ifadesinin burada da yer aldığını görüyorum. O zaman orada da 3 üzeri x'i yalnız bırakmaya çalışalım. Yani f içerisinde 2x artı 2 fonksiyonu aslında şu şekilde yazılabilir. 3 üzeri x'in karesi çarpı 3 üzeri 4 diye. Üstü sayıları hatırlayacaksınız arkadaşlar. Şu üstler birbiriyle çarpılıyordu. 2x oluyordu. Çarpmadan dolayı tabanlar aynısızda üstler toplanıyordu. 2x artı 4'e dönüşüyordu. Yani ben şu yukarıdaki 2x artı 4'ü böyle parçalayabiliyormuşum. Şimdi arkadaşlar zaten biz 3 üzeri x'in bu olduğunu biliyor muyuz? Bunu getirip yerine yazarsak. Fx bölü 9'un karesi
çarpı 81 geldi değil mi? Buradan arkadaşlar 3 üzeri 4 81 yapıyor çünkü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar f içerisinde 2x artı 2 eşittir f kare x bölü 81 çarpı 81. Buradan da sadece f kare x kalmış oldu değil mi? 81'ler sadeleşince. Ne yapmış olduk arkadaşlar? F 2x artı 2 fonksiyonunu fx türünden değil mi? İfade etmiş olduk. Evet, birazcık üstü sayılarda arkadaşlar kullanmamız gerekiyordu. Buraya gelelim arkadaşlar. Yine benzer bir yapı. Ne yapmışız arkadaşlar? Fx artı 3'ü bulmamız gerekiyormuş. X gördüğümüz her yere x artı 3 yazmışız. Ya da yazacağız. Ne oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi x artı 5 oldu burası. X artı 5 ise eğer, şimdi ben ne yapmalıyım? Fx türünden dediğine göre ikisinde ortak olan bir ifade bulmalıyım. İkisinde ortak olan kim var? Bakın x'ler var. Ne yapıyorum? X'i yalnız bırakmak için 2'yi sol tarafa atıyorum. Fx eksi 2 eşittir x oldu mu? Evet, buradaki x yerine artık getirip bu yeni bulduğum değeri çok rahat yazabilirim arkadaşlar. Yani f içerisinde x artı 3 ifadesinin değil mi? Fx eksi 2 artı 5 olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Ne yaptık? Buradaki x'in yerine getirip x'in karşılığı olan şu ifadeyi yazdık. Yani fx artı 3 fonksiyonumuz artık fx artı 3 şeklinde ifade edilebilir. Yani bize sorulan fonksiyon fx türünden ifade edilmiş oldu arkadaşlar. 5 numaradayız. 5 numarada da arkadaşlar x gördüğümüz her yere bu sefer 4x yazacağız. Ne yaptım? F içerisinde 4x'in değil mi? 2. Burada da x gördüğüm her yere tabii ki ne yapıyorum? 4x yazıyorum değil mi arkadaşlar? 2 parantezinde 4x artı 3 olduğunu görüyorum. Yani f 4x fonksiyonun aslında 8x artı 3 şeklinde yazabileceğini gördük. Şimdi bize sorulan fonksiyonu önce bir elde ettik. F 4x soruluyordu, onu bir elde ettik. Ama şimdi buradaki x'i ne yapacağız arkadaşlar? Fx'e dönüştüreceğiz. Nasıl dönüştüreceğiz? Ne demiştik? İkisinde ortak olan yapılar arıyoruz. İkisinde de ortak olan kim var arkadaşlar? X'ler var. Yani x'i ben buradan yalnız bırakırsam fx eksi 3 bölü 2 yapar mı? Ne yaptım? Önce 3'ü karşı attım. X olarak geçti. Sonra çarpı 2 ile böyle olarak attım. Yani x gördüğüm her yeri ben getirip şu ifadeyi yazabilirmişim arkadaşlar. Yazıyorum. F 4x eşittir 8 parantezinde x gördüğümüz her yere bunu yazıyoruz. Fx eksi 3 bölü 2. Bir de dışarıda bizi bekleyen bir artı 3 vardı. Gördüğünüz gibi şu 8'de 2 sadeleşiyor. Buradan 4 tane arkadaşlar fx eksi 3 kalıyor. Biraz daha bunu düzenlersek ne olacaktır? F 4x eşittir 4 tane fx eksi 12 artı 3. Yani 4 tane fx eksi 9 şeklinde değil mi sonuca gitmiş oluruz. Kimi bulduk biz şu an? F4x'i bulduk. Ne cinsinden bulduk? Fx cinsinden bulduk. Şimdi öncelikle bana sorulan fonksiyonu elde etmeliyim. Yani fx artı 1 önce bir görmeliyim. İlk gördüğümüz her yer arkadaşlar ana fonksiyonunda x artı 1 yazıyoruz. Burada da x artı 1 yazıyoruz. Burada da x artı 1 yazıyoruz. Öncelikle fx artı 1'i bir oluşturalım. Yukarıda tabii x artı 1 bir daha x artı 2 olmuş oldu. Aşağıda da x eksi 1, x artı 1 var, bir de eksi 2 var, x eksi 1 elde etmiş olduk. Öncelikle bize sorulan fonksiyon oluştu. Şimdi ne yapacağız? İkisi arasında ortak bir ifade bulacağız. Yani bana sorulan ve bana verilen arasında ortak kim var? X var. O zaman benim buradan x'i öncelikle yalnız bırakmam gerekiyor. Nasıl yapacağım? İçler içer çarpma yapacağım. Fx ile kimi çarpacağım? X eksi 2, 1 ile de x artı 1'i çarpacağım. Şu fx'i içeri dağıtırsak fx çarpı x eksi 2 tane fx eşittir x artı 1. Bizim amacımız neydi? X'i yalnız bırakmak. Çünkü x eşittir şeklinde bir ifade bulup getirip onu burada arkadaşlar yerine yazacağız değil mi? O zaman ne yapalım? X'i yalnız bırakmaya çalışalım hadi. X'li olan her şeyi yan yana alıyorum. Burada fx çarpı x var. Şu da bu tarafa gelirse eksi x olur. Bu da bu tarafa giderse artı olarak geçer. 2 tane fx artı 1 kalır. Şimdi ben buraya x parantezini alırsam burada bir fx eksi 1 kalacak mıdır? Karşı tarafta da zaten 2 tane fx artı 1 vardı. Şurası biraz çirkin oldu. Hemen düzeltelim. Evet. Gördüğünüz gibi buradan ne yapacağız? Her iki tarafı fx eksi 1'e bölersek eğer değil mi? Bu ifadeyi. X'i biz fx türünden bulmuş olacağız. Bölü fx eksi 1. Artık x'i bulduğumuza göre bakın şöyle yeşille işaretledim. Bunu getirip ana fonksiyonumuzda merak ettiğimiz fonksiyonda x yerine yazabiliriz. Hadi yeşille devam edelim. Ne yapacağım şimdi? X gördüğüm her yere x'in bu karşılığını yazacağım. Yani 2 tane fx artı 1 bölü değil mi? Fx eksi 1. Şöyle düzeltelim. Artı yanında 2 vardı. Tabi bu arada arkadaşlar şu biraz daha aşağıda olacak. Bölü
Buradaki x yerine de aynısını yazalım. X gördüğümüz her yere 2 tane fx değil mi? Artı 1 bölü fx eksi 1 yazıyor muyuz? Burada da yanında eksi 1 var bu sefer değil mi? Şunu yazdım. Şimdi bu neydi arkadaşlar? İşte aradığımız fx artı 1 fonksiyon. Yani bulmak istediğim şey buydu ve onu gerçekten fx türünden ifade edebildik. X'lerin hepsinden kurtulduk. Yerine fx'i karşılıklarını yazdık. Ancak bu yeterince sade değil. Bunu biraz düzenlememiz gerekiyor. Önce payda işlememiz gerekiyor. Üst tarafta arkadaşlar 2 fx artı 1 artı 2 ile çarparsan değil mi? Payda işlerken biliyorsunuz bunu değil mi? 2 fx eksi 1 ile genişletiyoruz. Yani 2 tane fx eksi 2 olacak. Bölü ortak paydamız ne arkadaşlar? Fx eksi 1. Bölü aşağıda da aynısı var. Ne yapıyorum bu defa? Şununla payda işliyorum. Yani 2 tane fx artı 1 eksi fx artı 1. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Biz burayı fx eksi 1 ile genişletirken şu öndeki eksinin de bunun içerisinde payda işledikten sonra dağıldığını görüyoruz arkadaşlar. O zaman ne yaptık? Eksi fx artı 1 diye onu düzenlemiş olduk. Bunun da arkadaşlar paydası neydi? Fx eksi 1. Birazcık düzenleyecek olursak şöyle ne oluyor bakın. Buradan 2 tane fx, 2 tane fx daha ne oldu elimizde? 4 tane fx oldu. Buradan da ne oldu? Artı 1, artı 2, eksi 2, artı 1 kaldı. Bölü. Şu paylar zaten birbirini götüreceği için onları artık yazmayacağım. Buradan da arkadaşlar 2 tane fx vardı. Bir tane fx çıkınca bir tane fx kaldı. Sonra artı 1, artı 1 daha artı 2 kaldı. Bakın ne yapmış olduk arkadaşlar? Bize sorulan ifadeyi değil mi? Fx türünden ifade etmiş olduk. Bu kimin karşılığıydı? Değil mi? F içerisinde x artı 1'in karşılığıydı. Evet bu biraz uzundu. Karşımıza gelebilecek en uzun soru tiplerinden bir tanesi arkadaşlar. İşlemi tekrar tekrar izlediğinizde, durdurduğunuzda daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Evet geldik 7 numaraya. 7 numarada arkadaşlar önce bize f2x soruluyor. O zaman onu bir elde etmeliyiz. Yani x gördüğümüz her yere ne yazmalıyız arkadaşlar? 2x yazmalıyız. O zaman ne oldu? 2 üzeri 2x artı 1'e dönüştü. Bu bizim merak ettiğimiz fonksiyon. Bu dursun. Şimdi ne yapacağız? Bize sorulan fonksiyonla bize verilen fonksiyon arasında bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Ne yapacağız? X'in içerisinde ortak olan bakın 2 üzeri x'li yapının benzer olduğunu görüyoruz. O zaman ben şunu şöyle yazacağım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 diye. Ne demiştik biraz önceki soruda? Üstlü sayılarda şu üstteki toplama aslında tabanları aynı iken ki çarpma anlamına geliyordu bizim için. Her tarafı 2'ye böldüğümde bakın fx değil mi? Bölü 2'nin 2 üzeri x olduğunu çok rahat gördük. Şimdi getirip biz demek ki arkadaşlar 2 üzeri x gördüğümüz her yere fx bölü 2 yazabiliriz. Ama şu an burada bunu henüz göremiyorum. Onu da önce bir ayarlamamız gerekiyor. Ne yapacağım? Şu üstü bir parçalayacağım. Arkadaşlar üstlü sayılarda, üstlü denklemlerde üstteki bu artı eksiler çok hoşumuza gitmiyor. Onları hemen bir dağıtmaya çalışıyoruz. Üstteki artıların daha öncesindeki çarpma anlamına geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla biz bunu 2 üzeri x'in karesi çarpı 2 üzeri 1 diye düşünebiliriz. Gerçekten bakın arkadaşlar üstün üstü çarpılıyor. 2 ile x'i çarpıyoruz 2x. Sonra da buradan artı 1 geliyor. 2x artı 1. Evet doğru ayırmışız demek ki. O zaman f2x eşittir. 2 üzeri x gördüğümüz her yere ne yazabiliyorduk bakın. Fx bölü 2 yazabiliyorduk. Tabi bu arada bunun neyi var? Karesi var değil mi burada? Çarpı 2. O kareyi açarsak f kare x bölü 4 olacaktır. Yanında da çarpı 2 var. Bu ikiler sadeleşirse en son elimizde f kare x bölü 2 kalacaktır. Bu da arkadaşlar zaten neydi? Dikkat edin f 2x'in açılmış haliydi. X gördüğümüz her yere bu sefer 2x yazmamız gerekiyor. Yani bizden f 2x isteniyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? X gördüğümüz her yere 2x yazacağız. Burada da yazacağız. Burada da burada da. Yani x gördüğümüz her yerde x'leri sileceğiz. Ve yerine arkadaşlar 2x koyacağız. O zaman üst taraf 4x artı 1 olacaktır. Alt tarafta arkadaşlar 2x eksi 3 olacaktır. Tamam bunu bulduk sorun yok. Ancak bunu şimdi bir de fx türünden ifade etmemiz lazım. Şu an karşıda ne var? X'ler var bakın. Bunlardan kurtulup bunların yerine fx gelmesini sağlamalıyız. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Az önce yaptığım gibi içler dışlar çarpımı yaparak x'leri yalnız bırakacağız. Yani fx çarpı x eksi 3 tane fx. Şöyle birazcık seri hemen dağıtarak çarpıyorum. Sağ tarafta da 2x artı 1 var. Ne yapacağım arkadaşlar? X'li terimleri bir yana toplayacağız değil mi? Bunları bir araya getirmemiz lazım. O zaman fx çarpı x eksi 2 tane x eşittir. 3 tane fx artı 1 diye düşünebilir miyiz? Bakın burada x'ler ortak. X parantezine alıyorum. Ne oldu arkadaşlar? Fx eksi 2 kaldı sol tarafta. Sağ tarafta ise 3 tane fx artı 1 kaldı. Her tarafı fx eksi 2'ye bölersek. Evet bakın x'i bulmuş olduk değil mi? X arkadaşlar 3 tane fx artı 1 bölü fx eksi 2'ymiş.
Şimdi bunu getirip ne yapmamız gerekiyor? Yerine yazmamız gerekiyor. Nerede yerine yazacağız? Bu fonksiyonda. Bu fonksiyonda x gördüğüm her yere şimdi şu ifadeyi yazacağım. 4 parantezde bakın bu x'in yerine de bu x'in yerine de yazıyorum. 4 parantezinde 3 tane fx artı 1 bölü fx eksi 2 artı 1 var yanında bölü alttaki x yerine de yazıyorum. Bu sefer 2 parantezinde 3 tane fx artı 1 bölü fx eksi 2 tabi yanında bizi bekleyen bir eksi 3 var. Şimdi burayı düzenlememiz gerekiyor. Hem payda işleyeceğiz hem de şu 4'ü ve 2'yi parantezlerin içine dağıtacağız. Öncelikle şu 4'ü içeri dağıtırsak ne olacaktır? 12 tane fx artı 4. Şurada da bu arada da aynı zamanda payda işlemiş olalım. Yani payda işlerken bunda bunu çarpıyoruz ve üsttekini ekliyoruz biliyorsunuz paya. Artı olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Doğrudan çarpıyorum ve gördüğüm her şeyi ekliyorum buraya. Bölü aşağıda ne var? Bakın fx eksi 2 var ortak paydamız. Şunu evet parantezi yanlış yere koyduk hemen düzeltiyoruz. Şimdi bölü aşağıda da aynı işlemi yapacağım. 2'yi önce içeri dağıtacağım. Yani 6 tane fx artı 2 oldu. Sonra bir de payda işleyeceğim. Payda işlerken de bununla bunu çarpıyorum ve yukarıdaki paydan çıkarıyordum. Tab çarpınca 3 fx olacak. Önde eksi olduğu için eksi 3 fx. Sonra eksi 2 ile eksi 3 çarpınca da artı 6 olacak değil mi bu defa? Bölü ortak paydamız yine fx eksi 2. Zaten biraz önce de yapmıştık biliyorsunuz. Ters çevir çarpma yaptığımızda şu paydalar birbirini götürüyordu. Üste kim kaldı düzeltirsek 13 tane fx artı 2 kaldı. Bölü. Aşağıda da bunlar giderse 3 tane fx sonra artı 2 artı 6 da artı 8 kaldı. Gördüğünüz gibi ne yapmış olduk? F2x fonksiyonunu değil mi? Fx türünden ifade etmiş olduk. Evet bu kolay görünüyor. Son soru bizi biraz rahatlatacak. Rahatça bitireceğiz. Yine bize kimi soruyorsa önce onu bir yazmamız gerekiyor. Yani fx artı 2 önce bir elde etmeliyiz. Yani x gördüğümüz her yere x artı 2 mi yazıyoruz? O zaman ne olacak? Tabi baştaki 2 dağılırsa 2x artı 4 olacak. Bize sorulan fonksiyon öncelikle bir elde ettik. Şimdi bu fonksiyonda x'leri değiştirip bunları yerine fx'li bir şeyler yazmamız gerekiyor. Fx türünden karşılıklar yazmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Şunu demiştik arkadaşlar. İlk fonksiyonda ilk bize verilende x'i yalnız bırakacağız. Fx bölü 2 eşittir x yapar mı? Evet bakın x'i kolayca yalnız bıraktık. Bunu artık getirip yeni elde etmek istediğiniz fonksiyonda yerine yazabiliriz. Fx artı 2, 2 parantezinde buradaki x gördüğüm her yere ne yazıyorum? Fx bölü 2 yazıyorum. Artı 4. Zaten şu ikiler birbirini götüreceği için en son arkadaşlar elimizde fx artı 4 kalacaktır. Gördüğünüz gibi bize sorulan ifade buydu. Bulduğumuz şey ise bu. Yani fx türünden onu ifade etmiş olduk. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.